Merhaba gençler, Kartopu Savaşı etkinliği geldi. Bu etkinlikle birlikte İstanbul'da da hayvan gibi soğuk gelmiş galiba. Ben anlamadım, ısınamıyorum bir türlü. Böyle giyindik. Tabi etkinliğe video çekiyoruz diye de giyindik. Başlamadan önce öncelikle Türbanlı Urgot arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Her videoda bahsettiğim şu Sion skini vardı bir Mecha0. Onu göndermiş kendisi. İnşallah ben de renk paketini aldım geçtiğimiz haftaki mavi öz şeyinden pembe pembe böyle ibnemsi bir video çekeceğiz. Sion'la ilgili. Ayrıca şeye geleceğiz. Discord kanalı açıyorum. Discord kanalına bekleriz. Linkini falan becerebilirsem videonun üstüne böyle şak diye koyacağım. Olmazsa da aşağıya bir yere atarım linki. Katılabilirsiniz. Böyle bir talep vardı önceki videolarda. Şimdi etkinliğe bakalım. Etkinliğin Riot böyle Keko gibi videosunu falan bile çevirmemiş. İngilizce olarak videosu vardı. Gerçi şurada var bir şeyler o belki Türkçedir. Böyle parça parça geldi ben videoyu hazırlarken. Burası falan açılmıyordu o yüzden çekemedim falan bir önce. Hani abuk subuk şeyler yaşattı. Hani temiz olarak gelmedi ama öyle diyeyim. Şimdi ben artık tamamlanmıştır diye bakıyorum. Burada Neko karakteri, Keko gibi Neko <laughs> var. Gelmiş o. Onun buzlu kostümü var. KDA Akali yine sembol toplayacağız ama bu sefer daha az. Grind'ı düşürmüşler. Böyle es almaya falan da gerek yok öncekindeki gibi. Win alıyorsunuz 10 geliyor. Luz alıyorsunuz 5 geliyor. Sihirdar Vadisi'nde diğer modlarda da Vina 6, Luz'a 3. Bence gayet iyi. Aramda 3 Luz falan iyi oluyor. Çünkü 1 alıyorduk öncekinde falan böyle. S alamadıysak falan. Saçma bir şeydi. Bu daha biriktirilebilir gibi ama biriktirebileceğiniz süre daha az önceki etkinliğe göre. 32 gün kalmış. Ee, onun dışında başka ödüller de var bu sembollerle alabileceğiniz. Mesela kartop sembolüyle yine önceki gibi çerçeveler ve işte altın renkleri gelecekmiş ifadeler vesaire var. Artı bir de şöyle bir merkez sembolü varmış. Bu sanırım merkez baskınına özelleşecek. Değişik kozmetikler, porodoslar falan diyor. Bu nedir tam bilmiyorum. Göreceğiz onu. Bu muhtemelen e, paketlerle alınabilecek bir şey yani değil. Sadece geçici falan bile olabilir bu. Şimdi bakalım başka neler var. Başka paketler vardı bu arada. Paketlerde de fena olmayan bir fiyat çekmişler. Çünkü bilet alırken ve bir de bu paketi alırsanız sadece 135 TL'ye yetiyor. Halledebiliyorsunuz. Bunu güzel ayarlamışlar. Bu paket de fena değil. Ama ben tabi izleyicilerime masraftan kaçınmadığım için direkt bunu alacağım. Bu biletin öncekine göre farkı dediğimiz gibi günlük galibiyeti falan 20 veriyor. Öyle esmes alma zımbırtıları yok. Direkt olarak bir tane şu kapsülden veriyor. O da gayet güzel çıkıyor arkadaşım. Açtı benim. Zombie ee, zombi Brand falan çıktı biliyorsunuz. 1820'lik skin. Ben de şimdi açacağım. Bakacağız. 12 tane bu kapsülden açılmış olacak. Şimdi mağazaya gidiyoruz ve paraları harcıyoruz. Bu arada şey mağazası da geldi. Burada da güzel indirimler oluyor. Burada %60'ları alacağım muhtemelen. Kalırsa tabii RP. Önce bir paketlerimizi alalım. Önce bir bileti alalım. Haşırt hadi. Tamam kardeşim. Şimdi bakın görev geldi. Görüyorsunuz. Günün ilk galibiyeti. Bunları eğer en baştan almazsanız çok üzülürsünüz. Yani 20 sembol çok iyi. Bunları bir alın önce e, paketi. Yani diğer etkinlikte en sonunda alanlar vardı. Onlar günün ilk galibiyetlerini hiç alamadılar. Şimdi 7500'ü açıyorum. 7500'lük olan e, Evet bu doğru. Hediyeli çorap ganimeti veriyormuş. Bu ganimet baya fantastik bir şeyler içeriyordu. 1350 kalıcı yani özü de içindeler gibi ama direkt kalıcı çıkıyor. Bence özü de içinde olanlar daha iyiydi ama bilmiyorum bu pompon namına ya neyse. Dursun önde ya. Kulaklığı da takınca bu bere biraz apaç olmuştur. Düzeltelim. Heh, aldık 7500'ü. Bununla da huzurla dolduk. İçimiz huzurla doldu. Şimdi gidiyoruz şeye doğru. Koleksiyona ne geldi lan? Ha simge verdi, değil mi? Şey, kartı aldım simgesi, param çok simgesi. Hemen kaydedelim onu. Herkes görsün kartı aldığımızı. Şimdi gidiyoruz şeye. 550 sembol. Bakalım sembolle alınabilen şeyler. Prestij direkt en baştan açık 1800 oldu. Önceki gibi değil. Bu mevcutmuş bende bunlar mevcut değil bunları ben bir ara alacağım Anahtar parçacı anahtar problemini böyle çözüyor Ayrıca bu videodan da duyurayım bu sezon gelecek Bütün kutuları ve anahtarları biriktireceğim ve toplu açacağım böyle 40-50 tane Düz kutuyu bir arada açacağım Onu da takip ederseniz kanalda kalırsanız görebileceksiniz bu tamamen bedavayla alınabilecek kutular ve kostümler videosu olacak. Buna benzer bir tane daha önce yapmıştım ama o sadece 10-15 kutuydu. Şimdi baya baya 40-45 tane alınıyor bir sezonda. O civara gelene kadar biriktireceğim anahtarlarımı. Böyle etkinliklerde de biraz tamamlamayı düşünüyorum. Yani alacak bir şey kalmadığında tabii. Bakın burada çerçeveler vesaire de daha ucuz. Altın renkleri de daha ucuz. Geçen turnuva birazcık daha zorlamış insanları bununla ilgili çok şikayet vardı. Çok fazla kasmamız gerekiyordu falan diye. Bu sembol olayını daha makul seviyeye çekmişler. Bu olumlu bir adım. Hani oyuncuları dinlemişler gibi duruyor. Şimdi bakalım nasıl olacak bu paketlerin özelliği açmadan anlatalım. 3 tane 975 ve üstü garanti kristal çıkıyor. Bence bunlar en sevdiğim tarzda kutulardan. Açalım bakalım ne gelecek. Dört bir şey geldi. Muhtemelen bir cevher var. Belki de o çoraplı çanta gelir. Ölüm elçisi katarına Güzel. Cevher gelmiş. Tamam o da güzel. Çantadan muhtemelen gelmez. Daha önce minik kuş şeyinde bana hiç gelmemişti. Ama KDA'da hayvan gibi geldi. Fırıncı pantyonu severim bu arada. Riot Graves yapma. Var bende o. Oh neyse. Seer adı Zeke, Savai Bu güzel, bozdurması zevkli bir kostüm. Geliyoruz. Uz Aa, şimdi şimdi burada beni benden aldır yotçuğum. Gene uzay serüveni bütün skinleri çıkacak galiba. Sona da gelmişti. Eyvallah diyorum burada Riot'taki pampalarıma. Gene bağlamışlar bana güzel bir skin. İyi oldu. Pentakil Olaf. Olaf'ın böyle skin'i mi varmış? Bu var bende. Bunu beğeniyorum bu skin'i de. Kara Güneş Leona. Bu yeni değil mi lan bu? Bu güzel oldu yalnız. Beğendim. Riot gene kıyak geçti. Tabi öz konusunda götüme girecek biraz ama onu hallederiz. Özü bir şekilde çıkartırız biz. Abi bu ne? İki tane geldi. Dalga mı geçiyor? Uzay serüveni kain almak isteyenler bu kutuları alsın galiba içinden fix çıkıyor yani böyle. Ya bu ben bununla yorum yapmıyorum bu ibneler romantik takılıyor. Işık fırtınası bu kong bu neymiş lan bunu ilk defa görüyorum ben. Böyle de bir skin varmış. Ya bilmediğim skin genelde çok az olur benim. Zinzao'nunkiler hariç hepsini bilirim. Zinzao'yu genel olarak sevmiyorum. Gidip mızrağını götüne soksun buradan sesleniyorum kendisine. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bir önceki pakette yarrak gibi çıktı bu arada. SSG Nar. Bu fena değil bu kostüm. Ayifrit'i Caitlyn. Oo, bunun bende altın rengi var ama kendisi yok. Bunu açarım o yüzden kesin. Bunun niye var bilmiyorum. Herhalde etkinlikte bir şeyler verdiler. Ben de alacak bir şey bulamayınca onun altın rengini almıştım. Onu kesin açacağım onu. Unutmayayım. Baya güzel içerik çıkıyor bu arada. Tabi verdiğimiz parada az değil yani. O mage ya ben bunu çıkması çok güzel. Bu arada dördüncü falan oldu. Dördüncü 1820'lik. Çıkması güzel ama videoların birinde var. Çıkmıştı. Ben o zaman açmıştım. Bozduracağız mecburen. O birazcık kötü oldu. Sörfçü Sinç'te ortalama bir kostüm. Bakın içinden çıkacak şeyin kalitesi yüksekse güzel oluyor. Bunu açar mıyım bilmiyorum. Ben de diğer hali olduğu için zaten indirimli alabildiğim bir şey. Açmak, öz miktarı olarak vermek benim için zarar etme anlamına geliyor olabilir RP bakımından. Bu arada dördüncü bir şey var. Bakalım ne çıkacak. Şurima çöllü zilean. Çöllü ne lan? Bizim Türkiye'deki arkadaşlara bir haber verelim de şey olsun. Cevher çıktı güzel. Cevher severiz. Ama bir tane daha şu çantadan çıksa çorap çantasından iyi olurdu. Bu da bende olan bir kostüm. Bu çok güzel bir kostüm bu arada. Beyz atışı falan da Diablo gibi. Gönül avcısı Orianna da olanlardan. Ulan anasını satayım artık her şey de olmaya başladı. Kutu açmanın anlamı kalmıyor. Buz kralı Twitch. Bu da yeni kostüm. Yenilerden iyi hediye etti. Pagmava. Ay bunu millet beğeniyor. Bunu açayım bari o Seyirciler arasında çok moda olan bir kostüm. Yoksa ben çok sevmiyorum da tatlı matlı köpek seviyor millet. Neyse geldik. Asıl dalganın koptuğu yere. Ulan bunun bir print screenini alayım ben ya. Sonra lazım olacak. Açalım bakalım. Savaş ustası Zinzao destansı. Abi Zinzao'ya o kadar küfür ettik. Kalıcı olarak bunu verdi. Eyvallah kardeşim. Bunu bozduramıyorum da. Çünkü hiroların hepsi var bende. Buraya gitmeyecek. Direkt Zinzao'ya skin olarak gitti. Müthiş. Savaş köpüşü. Bu da keko bir şey. Cadı kazanı simgesi. Bu fena değilmiş. Abi ya bunu niye sembol aldırttın abi bana bu çıkacaktı madem. Bunu da geçen turnuvada sembol harcayarak aldık. Gideceğiz mal gibi öze dönüştüreceğiz şimdi. Neyse bu çanta çok hoşuma gitmedi. Ama verdiği içerik fena değil. Yine de benim tavsiyem siz 135 kağıdı basın. Gidin şeyi alın. Bilet artı 4750 olan şeyi. Onda çünkü bir de simge de hediye ediyor. Bu birazcık daha böyle gevşek bir kutu olmuş. Yalnız şu şeyler iyiydi. Yani normal düz kutular daha iyiydi. Çorap kutusundan. Bakın burada geldi kalıcı. Nerede o? Ejder katili. Ha bir dakika onu ben almamış mıyım? Koleksiyona mı gitti acaba? Yok ko koleksiyona gidemez. Tamam bu simge buraya gelmiş. Kostümde Zinzao geldi. Eyvallah reis direkt. En sevmediğim karaktere. Harika bir skin. E şey nereye gitti? Totem görünümü. O herhalde log yapınca geri gelecek buraya. Orada canlı yayında iç etmez herhalde şeyimizi. Ama 33 tane kostüm falan var burada. Bunlar çok iyi yani. Ayifrit'i, Caitlyn'i dediğim gibi alacağız. Ben de hayvanım Udir. Bunu almayacağız tabii ki. Nalan öyle. Yalnız şuraya şu güzelliğe bakın ya. iki tane Kain gelmiş. Bir tane Timo gelmiş. Bunları sırf bunlar zaten RP'sinden daha değerli. Ama tabii öz gerekiyor. Benim yani bunların hepsini açmak için yeterince özüm yok. Gerçi sadece bunu ve bunu açacağım. Parçalama miktarı neymiş? 364 parçalamaları geçen sene düşürdükleri için kötü oldu. Ama yine de e, tatmin edici bir kutu açılımı oldu yani. Ben buna güzel bir başlık da atarım. Şimdi 4 tane efsanevi kostüm. Hatta 5 tane çıktı. 2 tane kayın çıktığını görüyoruz. Güzel fena değil. Gideri var. Pijamalı aynen bak 1050 istiyor. Bunu buradan almaktansa mağazadan almam daha mantıklı. Çünkü zaten e, 750 rp vereceğim. Yani burada 1050 öz vermektense. Özün... Dediğim gibi matematik hesabını ben yaptım. Öz direkt olarak e, RP karşısında daha değerli yani. 2 RP bir öz gibi falan oluyor. 1.5 RP bir öz gibi oluyor daha doğrusu. O yüzden özler de değersiz değil. Zaten geçen KDA kutularını o yüzden çok beğenmiştim. Ee, şimdilik başka bir etkinlikte bir Fark ettiğim bir şey yok. Bu arada All Star var. All Star'a da gece 1-2 izleyin. Simge falan gelecek. Bir tek bu değil. Muhtemelen gizli olarak 12 maçta da bir simge var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Yine 15 dakika altında kalabildik. Ben de şu bereyi çıkartayım artık. Mal gibi gözüküyorum. Neyse hadi bay bay.